Sevgili arkadaşlar, merhabalar. 5. ünite İslam medeniyetinin doğuşu, yani İslam tarihini öğrenmek üzere bir aradayız. Kronolojik olarak sıraladığımızda ne göreceğiz burada, neler işleyeceğiz diye 5 videodan oluşacak. Tabii ki İslam tarihi deyince önce Hazreti Muhammed dönemi, sonra 4 halife devri, Emevi-Abbasi devri ve Mısır'da kurulan Türk-İslam devletleri şeklinde özetleyeceğiz. Size şöyle kitabımızdan da kronolojiyi bilmenizde fayda var. Bir liste göstereceğim. Biz bu videomuzda Hazreti Muhammed dönemini özetleyeceğiz. Sırasıyla siyasi arenada hicretle başlatıyoruz İslam devletini. Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Hudeybiye anlaşması, Hayber Kalesi'ne fethi, Bizans üzerine yapılan Mute Seferi, Mekke'nin fethi, Huneyn Savaşı, Taif Seferi ve son sefer Tebük Seferi, ardından da veda hacı hutbesiyle bitireceğiz. Şimdi biz nereden başlıyoruz? Hazreti Muhammed dönemine başlatmadan önce, İslamiyet doğmadan önce Arap coğrafyasına şöyle bir bakacağız. Siyasi arenada, kültür tarihinde neler yaşanıyor diye. Ben size hep söylüyorum arkadaşlar, lütfen harita üzerinden çalışın diye. Ben size yine şurada dayanamıyorum. Küçük bir harita çıkarıyorum. Şöyle Anadolu yine merkezli, en kolay oradan buluyorsunuz. Çünkü şurası Anadolu demiştik. Şöyle bir yarım ay olarak Karadeniz'i çizmiştik. Altında şöyle Akdeniz'i uzatmıştık. Akdeniz'in altında bir üçgen gibi uzanan kıta Afrika kıtası. Şurası da şöyle sevgili arkadaşlar, Basra Körfezi ve işte şöyle çarpıyı koyuyorum, Arap Yarımadası. Şurası tabii ki biliyorsunuz, artık bunları bilin lütfen, Kızıldeniz. Şuraya Akdeniz için A koyuyorum. Şurası Basra Körfezi sevgili arkadaşlar. Yani Arap Yarımadası dediğimizde Kızıldeniz, Basra Körfezi, kuzeyde işte Suriye, Filistin, Lübnan coğrafyası, Akdeniz bir ucunda. Güneyde de okyanusta çevrili alanı düşünüyoruz. Bu dönemde sağında solunda Arap Yarımadası'nda İslamiyet doğduğu tarihlerde bu coğrafya çevresinde hangi siyasi oluşumlar var? Bir kere devrin en güçlü devletlerinden bir tanesi Anadolu, Balkanlar ve Afrika'nın bir kısmına sahip olan Bizans İmparatorluğu var. Şöyle hemen renk değiştirelim. Daha kolay böyle görselden hatırlamanız için şurasını şöyle tarıyorum. Bizans var, Anadolu, Balkanlar merkez olmak üzere. Şöyle İran, Irak coğrafyasını tarıyorum. Sasaniler var ki biz daha önce konuşmuştuk. Zerdüştlük inancına mensup idiler. Orta Asya'da Göktürkler var, Köktürkler var. Ve Arap Yarımadası'nda da siyasi birlik yok. Ma'in, Seb'a, Himyaralılar, Nebatlar, Gassaniler, Tedmürlüler gibi bir sürü devletler var. Klasik sorudur. Eğer size bir sürü siyasi oluşumdan söz ediyorsa, burada Arap Yarımadası'nda olduğu gibi, ne dedik? Ma'in, Seb'a, Himyaralılar, Nebatlar falan filan dedik. Bir sürü siyasi oluşumdan söz ediyorsa bu ne demektir? O coğrafyada siyasi birlik yok demektir. Aynı şeyi Arap Yarımadası için de tanımlıyoruz sevgili arkadaşlar. Neler var peki Arap Yarımadası'nda? Bir kere işte siyasi birlik yok. Bir sürü küçük küçük devletler var. Kabileler halinde yaşanıyor. Kabile yaşamının etkisi, bitmek bitmeyen kabileler arasında savaşlar var. Kutsal kabul edilen Zilkadde, Zilhacce, Muharrem ve Recep ayları haram ayları olarak kabul ediliyor. Savaşlar bitiriliyor ve bu dönemlerde panayırlar, ki bunlardan bir tanesi Ukaz panayırı, en meşhurudur. Panayırlar düzenliyorlar. Buradan hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu panayır süreci aynı zamanda ticari ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir süreç. İlk çağda Yunanistan'da olimpiyatlar vardı, hatırlayın. Şehir devletleri tanrılar için şölenler düzenliyorlardı. Ve şöyle bir denklem çıkarmıştık olimpiyatlarla ilgili olarak. Olimpiyatlar Yunan şehir devletleri arasında siyasi birliği sağlayamamış, ancak kültürel birliği sağlamıştır. Çünkü bu şenlikler esnasında bir araya geliyorlardı, birbirlerini tanıyorlardı gibi. Aynı şeyi Ukaz için de söylüyoruz. Araplar arasında kabile savaşları nihayetinde devam ediyor. Siyasi birlik sağlanamıyor.
devletler arasındaki farkındalıklar sürüyor. Ancak kültürel birliği sağlayan bir gelişmedir. Bu panayırlar diyoruz. Kabile hayatı ve bitmeyen savaşlar, kabileler arasındaki kan davaları tabii ki erkek cinsini ön plana çıkaracaktır. Çünkü savaşçıya ihtiyaç var. O nedenle kadınlar çok önemli değildir. Kadınlar işte değer verilmemiştir, dışlanmıştır gibi. Kölelik anlayışı yine aynı şekilde yaygındır. Yani sosyal sınıflar vardır. Özellikle bu panayırlarda yoğun şekilde devam eden şiir ve edebiyat Araplar için önemli. Bu panayırlarda şiir yarışmaları düzenleniyor. Hatta kazanan şiirler Kabe duvarına asılıyor. Buradan hemen yine altını çiziyorum. Kabe İslam öncesinde de kutsal mekandır. İslamiyetle de kutsaldır. Genelde yanılıyorsunuz. Kabe İslamiyetle kutsallaştırılmıştır diye. Hayır, Kabe'de putlar toplanıyor. İşte Lat, Menat, Uzza gibi bir sürü put var. Bu putlar Kabe'yi kutsallaştırıyor. İslam öncesi Arap coğrafyası için. Dolayısıyla en yaygın inanç putperestlik. Ama bunun dışında farklı dinler var. Örneğin Bizans'ın egemen olduğu yerde Hristiyanlık var. Medine'de Yahudiler var. Hazreti İbrahim'e inanan Haniflik gibi inanç sistemleri var. Evet, burada noktayı koyduk. Geçiyoruz Hazreti Muhammed'le beraber İslam tarihine. Bildiğimiz bilgiler burada çokça yer alıyor. 571 yılında Mekke'de doğduğunu biliyoruz. Doğmadan önce babasını Abdullah'ı, 6 yaşındayken annesi Amine'yi kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla daha sonraki süreçte önce dedesi Abdülmuttalib'in, daha sonra da onun ölümüyle beraber amcası Ebu Talib'in onun bakımını üstlendiğini, bu süreçte ticaretle uğraştığını, işte o Şam ticaret yolu üzerinden amcasıyla beraber kervanlarla yolculuklar yaptığını biliyoruz. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlendiğini, Hazreti Muhammed'in peygamberlikten önce de Mekkeliler tarafından güvenilir bulunduğunu, Muhammed-ül Emin denildiğini biliyoruz. 610 tarihinde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında Cebrail aracılığıyla peygamberliğin geldiğini, ilk inananları hemen listeliyoruz. Kadınlardan eşi Hazreti Hatice, çocuklardan Hazreti Ali, kölesi Hazreti Zeyd ve Hazreti Ebu Bekir'in ilk inananlar içinde yer aldığını biliyoruz. İslamiyet'in açıkça yayılmaya başlamasıyla beraber Mekkeli putperestlerin Müslümanlara tepki gösterdiğini, bu nedenle ilk olarak Habeşistan'a, arkasından da işte burada asıl başlayacaktır, Mekke'den Medine'ye büyük göçün 622 tarihinde gerçekleştiğini biliyoruz. Sevgili gençler, neden Mekkeliler Müslümanlara tepki göstermiştir? Bir kere Arap kültüründe putperestlik inancıyla Hazreti Muhammed'in getirdiği İslamiyet arasında uçurumlar var. Tek tanrı inancı çok yakın durdukları, çok alışkın oldukları bir durum değil ki geleneklerine bağlı bir Arap toplumundan söz ediyoruz. Artı işte o ukaz panayırları size hatırlatsın. Putlar üzerinden yürütülen ticaret tabii ki onların ekonomisine zarar verecektir. Bir çıkar kaygısı söz konusu. Köleliği yasaklıyor, köleler üzerinden yürütülen bir takım çıkarlar var, ticaretler var. Bu da onları rahatsız kılacak. Birinci ve ikinci Akabe görüşmelerinden, biatından sonra bu görüşmeleri Mekkelilerle, Mekkeli Müslümanlarla Medineliler yapıyor. Hazreti Muhammed ve Müslümanları Medine'ye davet ediyor. Bu davete paralel olarak da 622'de Müslümanlar Mekke'den kaçarcasına ayrılıp hicreti gerçekleştiriyorlar. Bu ne demektir? Çok önemli, klasik sorudur. İlk İslam devleti böylece hicretle beraber Hazreti Muhammed başkan olmak üzere Medine şehri başkent olmak üzere kurulmuş oluyor. Böylece Müslümanlar Mekkelilerin baskılarından kurtulmuş, İslamiyet'te yaymak adına daha uygun bir ortam, mekan bulmuş oluyor. Hazreti Muhammed Medine'ye göç ettikten sonra Medine Sözleşmesi ile vatandaşlara sosyal ve siyasal bir kimlik vermiştir.
Aynı zamanda Yahudilerle de vatandaşlık sözleşmesi imzalayarak göçün getirdiği sonuçlar çözülmek istenmiştir. İşte bunlardan bir tanesi göç edenlere muhacir denilir. Medine'deki yerli halk ensardır. Muhacirler ensarın evine yerleştiriliyor. İşte derdi derdindir, borcu borcundur deniliyor. Böylece bir kardeşlik bağı kurulmuş oluyor. Aynı zamanda Yahudilerle de anlaşma yapılarak, ki Mekke'den bir saldırı bekleniliyor haliyle, Mekke'den gelecek ya da dışarıdan gelecek saldırılara karşı şehri birlikte savunacağız deniliyor. Hemen arkasından Hicret 622'dir ki bu tarih aynı zamanda Hazreti Ömer döneminde Hicri takvime başlangıç oluşturacaktır. 2 yıl sonra 624'te Bedir Savaşı'nda Mekkeliler de Müslümanlar karşı karşıya kalıyor. Arkadaşlar 3 savaşta, hemen şöyle baş harflerini yazıyorum uzun uzun yazmaya bir parça üşendiğim için. Bedir, Uhud ve Hendek. Böyle genellemeler işinizi çokça kolaylaştırır. Üçü de Mekkelilerle Medineliler arasında yapılmıştır. Üçünde de saldıran taraf Mekkelilerdir. Yani Hendek'ten sonra Müslümanlar üstünlüğü alacaklardır. Savaşın nedenine baktığımızda Bedir'den alıyorum. Mekkeli müşriklerin ticaret sayesinde kazandığı paralarla Müslümanlara karşı askeri malzeme almaları, artı Müslümanların Mekke'den kaçarcasına ayrıldıklarından söz etmiştik. Bıraktıkları mal varlığının Müslümanlar tarafından karşılığının alınmak istemesi ve Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'den kalan bu malların karşılığını almak adına harekete geçmesi savaşın nedenini oluşturuyor. Savaşın sonunda Bedir Kuyusu çevresinde Hazreti Muhammed başkanlığında Mekkelilerle Medineliler karşılaşıyorlar. Müslümanlarla müşrikler karşılaşıyorlar. Böylece Şam ticaret yolunun bir kısmı güven altına alınırken burada Hazreti Muhammed'in uygulamaları İslam savaş hukukuna örnek oluşturuluyor. Biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in her sözü ve eylemi İslam hukukunun temelini oluşturur. Burada savaştan sonraki eylemleri de yine savaş hukukunu oluşturacaktır. Ne gibi hocam diyorsunuz? 1. Ganimetleri Hazreti Muhammed nasıl paylaştırmıştır? 2. Savaş tutsaklarına nasıl muamele edilmiştir? Ganimetler 5'te 1. 5'te 1'i hazineye kalacak. 4'ü de savaşa katılanlara dağıtılacak şekildeki. Bundan sonra bütün İslam devletlerine bu örnek oluşturacaktır. Tutsaklarla ilgili olarak da zenginler fidye karşılığında bırakılmış, yoksullar da her 10 Müslümana okuma yazma öğretme koşuluyla serbest bırakılmıştır ki bu da yine aynı zamanda sorularda çokça karşınıza çıkar. Bu durum Hazreti Muhammed'in ve İslam dünyasının eğitime verdiği öneme kanıttır diyoruz. 625'te bir kez daha Mekkeli müşrikler saldırıyor. Amaç Bedir'in intikamını almaktır. Aslında Hazreti Muhammed şehirde kalıp savunma savaşı yapmak istiyor ama Bedir'e katılmayan gençlerin ısrarıyla Uhud Dağı eteklerinde karşılaşılıyor. Mekkeli müşrikler bu savaşta tam anlamıyla istedikleri amaca ulaşamıyorlar. Öyküyü hatırlarsınız. Ganimetten pay almak adına Uhud Dağı eteklerinde bekleyen okçuların yerlerini terk etmesi Müslümanlar arasında bir karışıklığa neden oluyor. Hatta Hazreti Muhammed'in yüzüne taş geliyor, dişi kırılıyor. Hazreti Hamza şehit düşüyor. Daha sonrasında Müslümanlar bir toparlanıyorlar. Hazreti Muhammed yaşadığını, öldüğüne dair dedikodular Müslümanlar arasında yayılıyor. Ortaya çıkıyor Hazreti Muhammed. Müslümanları toparlıyor, hatta geri çekilen Mekkelileri takip ediyor. Ancak Müslümanlar buradan şöyle bir sonuç çıkarıyorlar. Hazreti Muhammed'in sözünden çıkmamaları gerekir şeklinde. Bir sonraki savaş 2 yıl sonra Hendek Savaşı. Yine Mekkeliler kalabalık bir orduyla geliyorlar, Medine'yi kuşatıyorlar. Bu arada Hazreti Muhammed İranlı bir askerin önerisiyle şehirde kalıp bir savunma savaşı veriyor ve bütün şehrin çevresine hendek kazmak suretiyle, savaşın adı oradan gelir, savunmaya geçiyor. Yine amaç tabii ki Mekkeliler için Müslümanlığı ortadan kaldırmaktır. Kazılan bu hendeği geçemeyen Mekkeliler birkaç gün kalıyorlar, oklar atıyorlar, saldırı durumu devam ettiriyorlar ama hendeği aşamadıkları için kuşatmayı kaldırıp geri dönüyorlar. Bu daha önce de belirtmiştik.
Müslümanların son savunma savaşıdır. Arkasından Hudeybiye Anlaşması gelir ki Mekkelilerle Medineliler arasında yapılan bir anlaşma. İslam gereğince Kabe'nin tavaf edilmesi emri üzerine Hazreti Muhammed Müslümanları topluyor ve Mekke'de bulunan Kabe'yi tavaf etmek üzere Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Bunu duyan Mekkeliler de Hazreti Muhammed'e elçi gönderiyorlar. İki şehir arasında, şöyle az önce Arap Yarımadası'nı çizmiştik arkadaşlar, şöyle bir dikdörtgen gibi bir alan demiştik. Şöyle üzerinde işaretliyorum. Hicaz bölgesi arkadaşlar, Arap Yarımadası'nı boydan boya kaplayan bölge demiştik. Şu alandı, Mekke Medine. Yolda elçilerle karşılaşıyorlar iki şehrin arasında, Hudeybiye çevresinde denilen mevkide Mekkelilerle Müslümanlar anlaşma yapıyorlar. Anlaşma her ne kadar Müslümanların aleyhinde görünse de daha sonraki dönemlerde Müslümanların lehinde sonuçlar verecektir. Anlaşma yapmak demek, bunu hep konuşmuştuk hatırlayın, Müslümanların resmen tanınması. Aynı masada buluşup bir anlaşma yapılıyorsa bu tanınma amacı taşır ki anlaşma gereğince o yıl haç yapılmayacak Müslümanlar tarafından. Ertesi yıl gelinecek, önceden haber verilecek, şehir Mekkeliler tarafından boşaltılacak, Müslümanlar Kabe'yi tavaf edip silahsız bir şekilde geri dönecek deniliyor. İki taraf da birbiriyle 10 yıl boyunca savaş yapmayacaktır deniliyor. Yine Mekkelilerden Müslümanlığı kabul edip reşit olmayan delikanlılar Medine'ye gelmek isterlerse Medine'ye kabul edilmeyecek ama tersi kabul edilecektir deniliyor. Bu da İslamiyet'in yayılmasına engel olmak anlamını taşıyacaktır. Ancak daha sonra Mekke'den ayrılıp Medine'ye kabul edilmeyen delikanlılar geri evlerine, topraklarına da ailelerine de geri dönemedikleri için iki şehrin arasında çeteleşip Mekke ticaret kervanlarına zarar verdiği gerekçesiyle bu hüküm daha sonra kaldırılmıştır. Bir de her iki tarafta himayesi altında bulunan kabilelere silah yardımı yapmayacaktır diyor Hudeybiye Anlaşması. Mekkelilerin bu maddeyi bozması, silah yardımı yapması anlaşmanın bozulmasına ve daha sonra Mekke'nin fethine neden olacaktır. Barış ortamından yararlanarak Yahudilerin yaşadığı ve Şam ticaret yolunu tehdit eden, kervanlara zarar veren bir konaklama noktasına dönüşen Hayber Kalesi üzerine sefere çıkıyor ve Yahudilerden Hayber Kalesi alınıyor. Arkasından Hazreti Muhammed'in katılmadığı tek seferdir Bizans üzerine yapılmıştır. Gassanilerin Bizans İmparatorluğundan yardım istemesi üzerine böylece Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş olarak tarihe geçecektir. Ve savaşın sonunda İslam ordusunun sayıca kendisinden çok fazla olan Bizans ordusuyla mücadele edebilecek, savaşabilecek seviyeye geldiği de görülmüştür. 630 yılında Hudeybiye Anlaşması'nın bozulmasından sonra Hazreti Muhammed yaklaşık 10 bin kişilik bir orduyla Mekke üzerine yürüyecek, şehir kuşatılacak. Ciddi bir direnişle karşılaşılmadan Mekke alınacak, Kabe putlardan temizlenecek ve böylece Mekke'de İslam coğrafyasına kazandırılacaktır. Mekke'nin fethiyle dağılık halde bulunan kabileler, putperestler, diğer kabilelerle birleşecekler, Huneyn Vadisi'nde toplanacaklardır. Bunun üzerine 630'da Hazreti Muhammed Huneyn Vadisi'ne sefer düzenleyecek. Putperestler yenilgiye uğratılacak. Böylece putperest tehlikesi ortadan kaldırılmış olacaktır. Arkasından Taif Kalesi yine putperestlere destek verdikleri için kuşatılacak. Alınamayacak. Ancak geri dönüldükten sonra, kuşatma kaldırıldıktan sonra, bir yıl sonra Taifliler kendiliğinden elçi göndererek Müslümanlığı kabul edeceklerdir. Hazreti Muhammed'in son seferi Tebük seferidir. Yine Bizans üzerine yapılan bir seferdir. Bizans'ın büyük bir ordu toplayıp Arap Yarımadası üzerine sefere çıktığı söylentisi üzerine Hazreti Muhammed kuvvetlerini toplayacak. Ben yine size haritayı çiziyorum. Şöyle Afrika'ydı, şöyle Arap Yarımadası'ydı hemen. Hazreti Muhammed de kuvvetlerini toplayacak, kuzeye doğru, Bizans yönüne doğru sefere çıkacaktır. Ancak bunun bir dedikodu olduğu, Bizans'ın böyle bir eylemde bulunmadığı anlaşılacak. Geri dönülecek, bir anlamda yarım kalan seferdir.
Bu dönüş esnasında da Arap Yarımadası üzerinde İslamiyet'e kazandırılmamış bütün boy ve oymaklar İslamiyet'e kazandırılacaktır. Yani ne demek istiyorum? Şöyle Arap Yarımadası'nı bir daire içine alın arkadaşlar. Hazreti Muhammed döneminde bu coğrafyanın tamamı İslamiyet'e kazandırılmış ve siyasi birlik sağlanmıştır diyoruz. En son Veda Hacı ve Veda Hutbesinden söz edip konuyu kapatıyoruz. Hazreti Muhammed son haç vazifesini yerine getirmek üzere Mekke'ye gidiyor. Orada bulunan 124 bin ashabe yaptığı veda hutbesiyle veda hacı olarak tanımlanacak söylevini yerine getiriyor. İslam devletinin temellerinin atıldığını, peygamberlik görevini tamamladığını dile getiriyor ki bu aslında bir anlaşılacağı üzere veda konuşmasıdır. Bu dönemde Hazreti Muhammed döneminde İslam devletinin temelleri atılmış oluyor. Arap Yarımadası'na İslamiyet yayılmış, putperestliğe son verilmiş oluyor. Vefatına kadar Medine'de yaşayan Hazreti Muhammed 632 yılında Medine'de vefat ediyor ve evine gömülüyor. Evet sevgili gençler, şimdi buradan aklımızda ne kalacak, ne bilmemiz gerekiyor öğretmenim dediğinizde bir kere Arap Yarımadası'nın tamamının İslamiyet'e kazandırıldığını bileceksiniz. Ben size liste olarak az önce göstermiştim Bedir, Uhud, Hendek şeklinde. Siyasi olayları kronolojik olarak bileceksiniz. Hangi savaşlar, hangi seferler diye. Hicretle beraber de İslamiyet'in temellerinin atıldığını, bu devletin başkanı aynı zamanda peygamberi, aynı zamanda başkomutanı, ordu komutanıdır, Hazreti Muhammed olduğunu bileceksiniz. Evet, hoşça kalın. Dört Halife devrinde görüşmek üzere.